Birinci bölümde şiddetle ilgili genel bir değerlendirme yaptık ve ŞÖNİM kuruldu, KOZA açıldı. KOZA'da hatta geçen Perşembe günü açıldı, bu kadar kısa bir süre içerisinde bile müracaatlar olup yavaş yavaş iyileştirme modeli bile sergilemeye başladığınızı kısa bir reklam arasından önce söylemiştik. Evet. Hemen bunu açalım, akabininde yine hukuksal olarak bu anayasanın kadınlarımıza vermiş olduğu hakkı Birgül Hanım'dan daha kapsamlı bir şekilde alacağım. Evet, doğrudan gelenler olduğu gibi aynı zamanda da bizim bir ayağımız biliyorsunuz ki emniyet boyutu. Evet. Emniyet boyutunda aile içerisinde şiddete maruz kalanların karakollar, polis merkezlerine yaptığı müracaatlar sonrasında da bize iletilen vakalar üzerinden çalışmaya başladık. Ve en yakın zamanda iki vakamız, biri yaşı küçük, diğeri aile içerisinde şiddete maruz kalmış bir kadın vakamıza ivedi olarak çalışmaya başladık. Şu ilk aşama tanışma ve travma sonrasında güvenli bir barınak sağlayacak aşamadır. Hı hı. Bundan sonraki süreçte zaten hani yaşanan o olay psikolojik anlamda kişiyi çok ciddi olarak örselediği için ilk birkaç gün istirahat etmesi, birazcık kendini toparlaması sürecidir. Ondan sonraki süreçte meslek elemanı arkadaşlar, sosyal hizmet uzmanı, psikolog arkadaşlar vakayla birebir ve yüz yüze görüşmeye başlayacaklar. Ve daha sonraki süreçte de sorunun ne olduğu tespit edilerek ona yönelik de bir mesleki plan ortaya çıkacak. Yani gelen evet bir şiddet ama az önce söylediğim gibi şiddet bir sonuç. Şiddete neden olan faktörler nelerdir? Bizim için önemli olan şiddeti uygulayan değil, şiddetin ortaya çıkış nedeni nedir? Oradaki sosyal ve psikolojik boyut nedir? Onu analiz etmek ve ona yönelik bir çözüm üretmek. Ekonomik ya da maddi midir? Aile içerisindeki rahatsızlık, demin bunlar ruhsal rahatsızlıklar olabilir. Başka boyutta olabilir. Kişilerin birbirlerini anlamamasından, iletişimle ilgili sorunlardan kaynaklı olabilir. Bunların analizini yapmak ve bu süreçte de her iki taraflı, yani şiddete uğrayanla aynı zamanda diğer taraf şiddet uygulayan kişi ya da o yapıyı ayrı ayrı ele alarak daha sonraki süreçte bir çözüm üretmek. Tabii burada esas olan mağdurun isteğidir ama neye ihtiyacı olduğunu analiz etme süreci başlayacak. Bu sürecin içerisine çocuklar da dahil edilecek. Diğer aile üyeleri de dahil edilecek kapsamlı bir çalışma başlatılacak. Ha, gönül isterdi ki bu merkez açılsın ve biz boş oturalım. Ama evet, maalesef ki böyle bir süreç yok. Çünkü artık aile mahkemelerinde alınan tüm kararlar, yani eşler arasındaki, aile içerisinde yaşanan şiddet olaylarıyla ilgili alınan tüm kararlar ve tedbir kararları da Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü kanalıyla KOZA Şiddet Merkezi'ne ulaşıyor. Kararlar bize ulaştıktan sonra biz kişileri görmesek bile elimizdeki kararlarla onlara çağrı yazıları yazıyoruz. Gelin evet, bu merkezde görüşelim, sorun bu olabilir ama çözümü yönünde yapabileceğimiz bir şeyler var mı, mesleki bir danışmanlığa ihtiyacınız var mı diye ailelerle posta yolundan da haberleşeceğiz. O yüzden hani mahkemeyle bir şekilde tanışmış ve bu süreci işletmiş olan aileler artık posta kutularında kontrol ederlerse, çünkü bizden de birer mektup alacaklar. Zaten işletilen bir sistemdi. KOZA bunu devraldı. Hem şiddet uygulayana hem şiddete... O kadın sığınma evleriyle paralel bir çalışma şekli mi Tuğba Hanım? Yani benzer evet, ya da ayrışan yönleri var mı? Şimdi kadın sığınma evi çalışmaları KOZA'dan yürütülecek. Yani bu ne demektir? Başvuru KOZA'dan yapılacak, değerlendirme ve analiz süreci. Çünkü belki sizin ihtiyacınız aslında bir sığınma evine girmek olmaya da bilir. Bunun evet, sonucunu biz orada bir görüşmeyle yapılandıracağız. Sığınma evinde kalan kadınların da işlemleri KOZA'dan yürüyecek. Oradaki kadınların da hem mesleki, çünkü burada kaldığı süreç içerisinde belki ailesine dönme yönünde bir düşünce olacaktır. Bu şiddet uygulayana değil ama diğer aile üyeleri ve sistemle çalışılacaktır. Akraba ve aile üyeleri. Tabii ki vakalarda çok fazla var değil mi? Hı hı. Şiddet noktasında tamam canı yanıyor vesaire, hı hı, ortaya şiddeti uygulayan etmen, uygulamaya nedenleri ortadan
kaldırıldıktan sonra kişiler aslında hiç kimse yuvasının dağılmasını, tabii ki aile birliğinin problemli bozulması. Bir aile tablosuyla karşı karşıya da kalmak istemiyorlar. Mutlu ve huzurlu bir şekilde tabii. Hayatlarını devam ettirmek istiyorlar. Kronikleşmiş vakalar için belki şey de olabilir. Mesela hukuki bir destek vermek. Ama bunu doğru ve sağlıklı birilerinden almalarını sağlamak. Çok yani doğru. Bu işte baro adli yardım sürecini işletiyoruz. O konuda çok ciddi destek alıyoruz. Ya da bu şey emniyet boyutunda merak ettikleri, bu anlamda da sığınma evinde kaldıkları süreç içerisinde. Hatta psikolojik anlamda kadını güçlendirmeye yönelik çalışmaların yürütülmesi gerekiyor. Şimdi yaşadığınız ve uzun süreli yaşadığınız, ki ben sığınma evi sürecinde çalıştım biliyorum. Sistematik şekilde çok uzun süreli şiddete maruz kalan kadınlar ve çocukların davranışlarında ve kişilik özelliklerinde değişimler ve örselenmeler oluyor. Hayata onları yeniden hazırlayabilmek, sosyal hayatın içerisinde işte kapı komşumuz yapabilmek için de onları güçlendirmeniz gerekiyor. Yani şöyle vakalarımız var, uzun yıllar kapı dışarı çıkmayıp bakkaldan ekmek almayı beceremeyecek düzeyde kadınlarla karşılaştığım bir sığınma ve süreci de yaşadım ben. Böyle bir kadından siz ayakları üzerinde hemen durmasını beklemeniz çok yanlış. O yüzden önce onun kendisini tanıması, kendisini tanırken yaşadığı şiddet ve travmatik olaylardan kurtulması yönünde psikiyatrik destek alması. Bu süreçte yeniden ben olmanın ne demek olduğunu öğreteceksiniz. Aynı zamanda da sancılı bir devam eden bir işte boşanma ya da aileyle devam eden ilişki tesisi yönünde bir çalışmanız var. Bu süreçte neleri yapabilir onu ortaya çıkartacaksınız. Çünkü herkesin yeteneği ve donanımı farklıdır. Atıyorum ben yani kalkıp da bir elektronik işten anlamam ama başka biri bir dikiş makinesinde hem dikiş diker hem de onun tamirini yapar. O zaman o kadının neye becerisi ve yeteneği varsa onu bulup onunla ilgili meslek kurslarına yönlendirme. Eğitim yarıda kaldıysa eğitim yönünde destek olma, halk eğitimin kurslarından faydalandırma. İşkurla irtibat halinde kendi çabasıyla bir şeyler yapması yönünde ona güven telkin etme. Bu çalışmaların hepsi bir süreç. Güçlü kadın tiplemesi ya da haklarını koruyabilecek olan kadın olabilmesi için her kadının para kazanması gerekiyor mu? Bu da önemli bir soru aslında. Yani çünkü geçen programımızda da ki defalarca da söylüyorum ben bunu. Bir kadının ya da ev hanımının yapmış olduğu çalışmalar ekonomik olarak değerlendirilirse, hani bütçeye karşılığı verilecek olursa, bir ev hanımının çok net hatırlayamıyorum yılını ama yapılan bir istatistik verisini ben bu ekranlardan da izleyicilerimle paylaşmıştım. Bir ev hanımının bir ayda yapmış olduğu bütün çalışmalar, yemek yapması, çocuğa bakması, temizliğini yapması, evin genel durumunu idare etmesi, koordine etmesi vesaire, bütün bunların hepsi bir hani ücrete tabi tutulacak olursa o günlerde 3 asgari ücret bedeli olduğunu tespit etmişlerdi. Hani dolayısıyla yani her kadın tamam kendi ekonomik gücünü elde edebilmeli ama ekonomik gücünü elde etmemiş olan bir kadının da saygınlığını koruyabilen bir zihinsel dönüşümüne ihtiyacımız var. Şimdi şiddetin nerede, kimin başına ne zaman geleceği belli olmuyor. En çok en yakın zamanda yaşadığımız bir olay var. Hı hı. Bir milletvekilimiz de şiddete maruz kaldı. Onun için ekonomik durum, yer, zaman, bunlar çok farklılık arz eden şeyler. Bizim çok karşılaştığımız işte profesörü, öğretim üyesi, her türlü yaşamın kaliteli ve konforlu hayatını geçiren insanlar. İnsanlar da karşılaşabiliyorlar. Bir milletvekilinin karşılaşmış olması, hem de kadın erkek fırsat eşitliği komisyonu üyesi bir milletvekilinin karşılaşmış olması, bunun boyutunun nerelere vardığını bize açıkça gösteriyor. Ama burada onu da tebrik etmek gerekiyor. Pek çok insanın yaptığı gibi bunu gizlemeden, açıkça ortaya koyarak bir kadının, milletvekili kadının da şiddete uğrayabileceğini göstermiş oldu. Bu açıdan da bize, hepimize ibret verici bir davranış oldu. Gerekli önlemlerin alınması açısından da bize ayrıca umut verici. Bu açıdan her yerde ortaya çıkabilen bir şey şiddet. Daha önceki yasada şeydi,
sadece evli kadınların, işte aile içinde birlikte olan insanların yararlanabileceği bir yasa olarak görülüyordu. Bu yeni yasada sadece işte nikahlı birliktelikler değil, nikahsız birlikte yaşayan kişiler de bu yasadan faydalanabiliyor. Pek çok son zamanlarda karşılaştığımız bir durum var. İşte eski sevgilinin şiddeti, evlenmeye zorlaması ya da peşini bırakmaması ya da eski sevgili olmayabilir bir şekilde bir takıntıyla bir bayana, bir kadına karşı şiddet uygulayan, psikolojik şiddet uygulayan birisi olabilir. Bu boyutta da artık bu yasa kapsamında faydalanılabiliyor. İşte çok hoş. Ya demek ki sadece kişinin kapsamı genişletildi. Kapsam genişletiliyor. Kişinin yaşam hakkına hiç kimsenin müdahale edemeyeceğini savunan bir yasa. Yasa işte uygulanabilmesi mümkün olunca çok olumlu sonuçlar alınabileceği kesin. Çünkü burada sadece işte mahkemeler değil, dediğimiz gibi kolluk kuvvetine gidiyor. Hemen polisin acil önlemler alabilmesi söz konusu. İşte uzaklaştırma, bir yere yerleştirme, bazı durumlarda hatta kimlik değiştirmeye varana kadar uzaklaştırmak açısından böyle önlemler alınabileceği yasada açıkça belirtilmiş. Çok köklü değişiklikler var. Peki mağdur duruma düşen kişinin kimliği değiştiriliyor. Evet. Peki mağdur yaptı, bunu bu pozisyona düşüren kişiyle ilgili hukuk ne yapıyor? Şimdi hukuki yaptırımlar zaten ceza hükümleri açısından bunun yasada yeri var. Bir de önlemler uygulandığı zaman. Yani bence onları da ıssız adaya sürmek lazım. Hani hapis falan değil. Ya onların tabii ki yeni yasada gelen önemli değişikliklerden birisi de bunların psikolojik, çünkü normal insanların yapabileceği bir şey değil. Çoğunluğu psikolojik açıdan problemli insanların gerçekleştirdiği şey. O açıdan da yasa diyor ki bunlara tedavi görmeleri için de sen yasal olarak zorlayabilirsin. Tedavi görmelerinin sağlanması da önemli bir aşama. Kesinlikle. Bu açıdan da önemli adımlar atılmış durumda. Aslında en güzel, en büyük başarı bence bu. Yani psikolojik tedavi de zorunlu kılıyor. Çok önemli. Karşı taraf inanılmaz derecede. Öfke kontrolü. Yani biz her gün bir şeylerle karşılaşıyoruz. Bize, siz biraz önce de söylediniz ya, getirilen en önemli eleştirilerden birisi bu yasalar çıkınca şiddet de arttı mı? Yok, hayır, şiddet artmadı da görünürlüğü arttı. Önlem alınması gerektiği açıkça gözler önüne serildi. Aslında bu bir noktada iyi bir şey artık. Demek ki kadınlarımız ya da şiddete maruz kalan insanlar, kadın ya da erkek demeyeyim, şiddete maruz kalan erkek de olabilir. Sonuçta şiddet başlığı altında. Tabii, yani yasa sadece kadın demiyor. Tabii. Kim çok az oranda da olsa erkekler de bu yasadan faydalanabiliyorlar. Burada sadece kadın için getirilmiş bir şey değil. Aile içerisinde uygulanan her türlü şiddeti önlemlerle. Çocuklar da. Tabii çocuklar da bunun içerisinde yer alıyor. Bu açıdan önemli. İşte dediğim gibi kolluk kuvvetlerinin yanı sıra mülki amirlikler, kaymakamlıklar, valilikler bu konuda da önlemler alma açısından yetkilendirildi. Evet. Ama işte sadece mağdurun değil, çevrede buna şahit olan kişiler de artık başvurabiliyorlar. Yani çevrenizde çok fazla şiddete maruz kalan birisi var. Siz bunu artık göz yummak istemiyorsunuz. Bununla ilgili şikayetlerde bulunmanız da söz konusu olabiliyor. Bu açıdan da geniş önlemler var. İşte fakat bunları yavaş yavaş öğreneceğiz. Yine bugün basına yansımış bir Gülşah öğretmen vakası var. Orada da işte bazı önlemlerin alınmadığı, alınması gereken bazı şeylerin alınmadığına ilişkin bazı tereddütlü durumlar söz konusu. Umarız öyle bir şey yoktur, ama varsa da bu bize bir ibret olur. Bundan sonra bu tür sorunlarla karşılaşan insanlarda daha etkin önlemler açısından gerekli çabayı gösteririz. Bir süreç, öğreneceğimiz bir süreç. Evet. Ama güzel sonuçlar alacağımıza inanıyorum. Evet, hala hazırda yasalar mevcut değil mi? Aslında baktığınızda o yasalar uygulansa eğer ciddi bir iyileşme olacak. Ama hani siz de söylediniz Birgül Hanım önceki konuşmanızda. Bir direnç gösterildiniz. 98'de çıkan bir yasanın uygulanması çok uzun sürdü. Belki de hemen hemen sümen altı yapıldı gibi bir şey yani. Evet, o yasa çok uygulanılmadı. Çok özümsenmeden. Çünkü bu yasaların çıkarılması sürecine baktığımızda
uluslararası sözleşmelere imza atıyoruz. Bu sözleşmelerin bazı tabii gereklilikleri var. Bunların yapılması için de fazla özümsemeden yasaları çıkarıyoruz. Bunları yavaş yavaş öğreniyoruz. Gerekliliğini yavaş yavaş görüyoruz. Ve gerçekten önemli. Türkiye'nin bu konuda bazı problemleri var. Hepinizin bildiği bir Naide Opuz davası var. Bu dava sonucunda ülkemiz cezalandırıldı. Bazı önlemlerin alınması gerektiği ile ilgili olarak. Bu da bizi hemen bu tür konularda etkin önlemler alması açısından çabuklaştırılması ortaya çıktı. Tabii bunlar güzel vakalar değil ama sorunu da göz önüne koyması açısından önemli gelişmeler. Biz de bu konuda gerçekten güzel adımlar attık ve o tür kötü olaylarla daha karşılaşmayacağımızı umut ediyorum. Aslında evet, şiddetle alakalı, şimdi siz böyle söylerken benim aklıma geldi. Geçen haftaki yine bu koordinasyon kurulu içerisinde bir arkadaşımızla hep birlikte konuşurken sadece kadınlar değil, çocuklara uygulanan şiddet vakalarıyla ilgili özellikle savcılıkta, poliste, işte emniyette, bu yan kol kuruluş dediğimiz kuruluşlara giden vakalarla ilgili birkaç tane anekdot paylaşınca söylediği şey aynen şuydu: ya ben bunları duymak istemiyorum dedi. Yani gerçekten böyle bir şeye aklım, hayalim bile hani kabul etmiyor, bırak böyle bir şeyin su yüzüne çıkmasını diye söylemişti. Şimdi bütün bunlar anlatılırken aslında o arkadaşımızın refleksini ben de göstermemek için kendimi zor tutuyorum. Gerçekten toplumda bu kadar şiddet eğilimi bir toplum muyuz? Ki arkadaşımız birebir, arkadaşlarımız birebir bunların içerisinde oldukları için çok net de altını çizebiliyorlar. Evet, Ruşen Hanım. Şiddet eğilimli bir toplum muyuz değil miyiz? O çok tartışmalı bir konu aslında. Hani böyle bir şey, evet böyleyiz ya da hayır böyle değiliz diyemeyiz. Hani dünyanın geneline genellemiyorum aslında işte. Geneline baktığımız hani şiddet hani pek çok yerde yaşanılan bir şey. Hani dünyanın pek çok ülkesinde yaşanıyor. Çok kalkınmış ülkelerde de hala yaşanıyor. Ülkemizde de yaşanıyor. Başka illerde de, Samsun'da da, ilçelerde de, köylerde de. Yani şimdi asıl hani şiddete meyilli bir toplum muyuz diye düşünmek elbet gerek hani bir yanıyla. Ama diğer yandan da hani hali hazırdaki yasaların uygulanması, cezai yaptırımların arttırılması şiddeti engelleyen bir şey. Yok, hani, bir süreç. Evet, hani bunca yani zamandır hani Begül Hanım da dediği gibi işte uluslararası anlaşmalara taraf olduk, sözleşmeler imzaladık, azaltacağız dedik, genelgeler çıkarttık, mevzuatlar değiştirildi, yasalar değiştirildi. Bunda zaman zaman kadın örgütlerinin de etkisi oldu, zaman zaman yasal yöneticilerin istekliliği etkili oldu, bu sözleşmelerin de etkisi oldu tabii ki. Yani hep beraber her şey gayet güzel, kağıda baktığınızda işte ilerliyor, ne güzel. Türkiye'yi yani kağıt üzerinden takip eden bir kişi iyi diyebilir hani görüntü olarak. Oldukça modern ve demokratik bir ülke diyecek. Uygulamalarda hani siz dediniz ya, zihniyet dönüşümü işte asıl mesele orada başlıyor. Yani şimdi biz hani ülkemizde ne yazık ki hala karar verici pozisyonda bulunanların çoğunluğu erkekler. Şimdi öyle baktığımız zaman hakimler, savcılar, işte yerel idareciler, ülkeyi yönetenler böyle olduğunda hani bir direnç söz konusu ister istemez. Çünkü aynı şeyi yaşamıyoruz. Aynen dedik ya geçen hafta, sokağa çıktığımızda gece karanlıktan kim korkuyor, neden korkuyor? Evet. Hani başına bir şey gelmesinden en çok endişe duyanlar kimler? Hani böyle bakıldığında şimdi aynı korkuları yaşamayınca, aynı yerde durmayınca, dezavantajlı duruma getirmeyince erkekler çok da farkında olmuyorlar yaşanılan şeyin. Hani bir kesinlikle yandan başka başka şeyler, toplumsal öğretiler de var tabii ki. Hani gelenekler, görenekler, kültürel altyapımız, işte aileye bakış açımız, hani bireye bakış açımız, haklar konusuna yaklaşımımız, kişilerin haklarından haberdar olmaması, işte bunu şiddet uygulayan ya da diğer türlü davranan bir kişinin hakkını gasp ettiğine dair herhangi bir fikrinin olmaması pek çok şey etkili olabiliyor. Ama hani bir direnç olduğu, hani sistemin getirdiği, erkek egemen, ataerkil, patriarka, her ne şekilde tanımlarsak tanımlayalım, kesinlikle bir direnç olduğu kesin. Şimdi hani o direnç yavaş yavaş kırılır. Biz şunun etkilerini görüyoruz ve çok seviniyoruz. Hani ne zaman ki bir yerel idareci, bir üstten, bir yönetici bir şey söylüyor, bu kötü bir şeydir. Hani bir erkek söylediğinde iyi bir şey değildir. Böyle böyle etkileri vardır. Şunlar şunlar etkileniyordur. Bunu bırakın dediğinde biz insanların bundan etkilendiğini ve bıraktığını gördük.
Çünkü hani kadınlar söylediğinde sadece dediniz ya tek taraflı kadınlar haklarını öğreniyorlar ama hani hala devam ediyor. Demek ki hani sadece kadınların öğrenmesi yeterli olmuyor. Erkeklerin de öğrenmesi kesinlikle gerekiyor ki hani eşgüdümlü gidebilsin. Şimdi yani bunu çok net savunuyorum ben Hüseyin Hanım. Evet. Ama işte hani bu böyle hani zamanla evet öğreniyoruz. Hani zamanla artık evet bunu içselleştiriyoruz. Bunun bir sorun olduğunu, toplumsal bir sorun olduğunu artık öğrendik. Bunun bireysel bir sorun olmadığını, sadece kadınların ve kız çocuklarının sorun olmadığını artık öğrendik. Şimdi toplumsal bir sorun olduğunda da, toplumsal bir yara olduğunda da hep beraber çözmemiz gerektiğinin artık idrakindeyiz. Artık samimi adımlar atmak zorundayız. Kesinlikle. Hani bu işte ne olacak, kadınlar işte gelecekler, alanları işgal edecekler, böyle bir şey yok. Yani hani sağlıklı bir toplum olmak istiyorsak eğer gazeteleri açtığımız o haberlere, işte sizin duyduğunuz her neyse tahmin edebiliyorum duyduğunuz şiddet biçimlerini, onları görmemek, duymamak için bizim yan yana durup birlikte mücadele etmemiz gerekiyor. Kesinlikle. Yani hani bu çünkü sadece kadının meselesi değil, sadece kız çocuklarının meselesi değil. Bu toplumun meselesidir. Toplum meselesi. Bunu hep beraber çözmemiz gerekiyor. Bu artık hani birçok yere yansıdı, istatistiklere yansıdı. Uluslararası mahkemelerde işte Birgül Hanım söyledi, o sonuçlanmış bir dava ama hala İnsan Hakları Mahkemesi'nde dünya kadar dosyamız var. Onların hepsi tek tek dönerse Türkiye çok ciddi cezalar da alabilir. Çünkü hani takip edemediği, siz kendi yarattığı sistemi uygulamadığı için. Hani bu çok acı tablo aslında. Hani istatistiklerde Türkiye işte en son sıralarda bakıyorsunuz kimlerle yakın. Hani kalkınmış bir ülke olduğumuzu söylüyoruz ki öyle aslında hani bir yanıyla da. Ama hani o kadar böyle şiddet uygulayan, toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin yaşandığı, bir sürü olumsuzluğun yaşandığı pek çok ülkeyle birlikte anılıyoruz. Bakıyoruz bu tabloda insanın içini acıtıyor hani bir yanıyla da değil mi? Hani neden kesinlikle böyle olsun çok, ki? Çok üzücü. Hani bakıldığında hani hem coğrafi olarak hem pek çok sosyoekonomik koşulların elverişli olduğu bir ülke, çok da hani kozmopolit olarak hani iyi bir yerde duran bir ülkenin hala kadın meselesini çözememiş olması da çok enteresan tabii bir durum. Şimdi kırsal alanda çevresel faktörleri de konuşacağız belki ama Ruşen Hanım, kırsal alandaki kadınla kentlerde yaşayan kadınların maruz kaldıkları belki değerlendirirsek şiddet olarak onların da birbirleriyle hani ayrıştırabiliriz ama kırsal alandaki kadınlarımızın çok fazla bu konuda daha mağdur olduklarını düşünüyorum ben. Hani mutluluk tablosundan bahsetmiyorum. Belki onlar o halleriyle mutlular ama olanaklara erişim konusunda yaşam standartlarının hani çok yüksek olmayışıyla alakalı ve kendilerini bu hakkı hak görmeleri konusunda ben sizlerle daha önce paylaştığımı bilmiyorum ama Urfa'ya bir toplu ziyaretimiz vardı. Şanlıurfa'da işte dolaşıyoruz vesaire. Karşılaştığımız bir tabloyu izleyicilerimizle de sizinle de paylaşmak isterim. Yöresel kıyafetleriyle dışarıda dolaşıyorlar. Tabii hanımlarımızın o yöresel kıyafetleriyle puşe dedikleri işte kafalarında bu sene lilaymış mesela onların kullandıkları örtü. Tabii benim çok çok hoşuma gitti. Gittik sohbet ediyoruz işte hoş geldiniz, neden geldiniz vesaire. Böyle sıcak bir diyalogumuz var. O diyalog neticesinde kadının bana söylediği şey aynen şuydu biliyor musun dedi. Benim kocam benim üstüme dedi karı getirdi dedi. Yani aynen üstü bu. Dedim ki niye dedim sen aslında çok güzel bir kadınsın dedim. Niye böyle bir şey yaptı? Ondan sonra bu dedi güzellikle çirkinlikle ilgisi yok ki diye söyledi. Peki dedim çok mu zengin bir adam dedi. Yok dedi çok zengin olsa dedi bu çocukların sefaleti böyle olur mu dedi. O zaman sen bir şekilde tepkini neden ortaya koymadın diye ifade ettiğimde dedi ki 7 çocukla nere gidem dedi. Yani bunu ben hatta bir köşe yazımda da kullanmıştım. 7 çocukla nere gidem dedi. Yani şimdi bu vakayı değerlendirmeye kalkıştığımızda arkadaşlar o kadar çok derin boyutları var ki. Yani hani yaşanılan mekanlar da aslında insanlara, insanların kendilerine verdikleri o yaşam şartlarını, hani eş olmadığını ifade etmek istiyorum. Dolayısıyla komple zihinsel bir değişime, dönüşüme gerçekten ihtiyacımız var. Samimiyetle biz bu sorunu çözeceğiz, hep beraber bir araya gelmeye devam edeceğiz demek gerekiyor.
Ya başka yolu yok Muradiye Hanım'ın. Yıllardır pek çok şey denendi. Evet. Bu bundan ziyade başka bir şey yok yani. Evet. Yani kadınlarımızın hani herkesin yaşam kalitesi, yaşam arenası aynı olacak diye bir kaide ve kural yok. Herkesin yaşama biçimi, yaşama şekli birbirinden farklı. Ama bu yaşama şeklini yaşadığı arenalarda bir kere şiddete maruz kalmadan, devletin vermiş olduğu haklardan eşit bir şekilde yararlanabilme gücüne sahip olarak. Yani böyle o kadar çok konuşulacak bir konular var belki ama en temelinde zihinsel değişim ve dönüşüm piyasa mantığı. Piyasa uygulayıcıların da hani herkesin aynı şekilde davranması gerekiyor. Şimdi Samsun'da şanslardan biri de başsavcı. Başsavcı sayesinde hani çok ciddi adımlar atılıyor. Şimdi hani başsavcı gittiğinde, başka bir savcı geldiğinde, başka türlü davrandığında aynı şeyler olamayacak. O nedenle herkesin hani varsa hani bu yasa bunu uygulamaya dair bir girişimde bulunması gerekiyor. Yapması gerekiyor yani çünkü zorunluluk aslında bir yanıyla da. Hani pek çok mağduriyet de yasa uygulayıcıların yasaları uygulamamasından kaynaklanıyor. Hani bunun değişmesi gerekiyor. Evet, bu konuda Virgül Hanım nasıl bir iyileştirme yapacağız? Yasaları nasıl uygulatacağız? Yani benim biraz önce anlattığım vakanın altında birçok psikolojik, hukuksal birçok değerlendirme yapabiliriz. Ya, hani ama yasaları tamam nasıl uygulanılacak? Şimdi, yasalar var, ne yapacağız? Şimdi yasaları uygulayabilmek için öncelikli olarak uygulayıcıların iyi bir şekilde eğitilmesi gerekiyor. Bu açıdan Adalet Bakanlığı özellikle hakimlerin bu konuda eğitimiyle ilgili olarak güzel adımlar attığını biz biliyoruz. Ruşen Hanım da söylediği gibi bu konu Samsun'da çok önem verilen, titizlikle ele alınan bir konu. Evet. Ve emniyetinden, başsavcılığından, mahkemelerinden, valilik bu konuya gerçekten önem veriyor ve Samsun'u özellikle... Son zamanlarda Sayın Valimiz bütün sunumlarında kadın dostu kent diye evet. bir açılışı yapıyor ki dikkatimizi çekiyor. Çok yani, da hoş. Evet, bu samimiyet de büyük bir adım. Çünkü devamı gelecek. Herkes bu şekilde işe sıkı sarıldığı zaman büyük bir ihtimalle büyük bir şekilde çözümler yavaş yavaş ortaya çıkacak. Şimdi eğitim çalışmaları önemli. Biz de bu konuyla ilgili olarak yerel eşitlik eylem planı içerisinde bize de bazı görevler düşüyor. Bizim tabii meslektaşlarımız bu konuda eğitimli fakat işte mağdura nasıl yaklaşılır, nasıl hassasiyetle donulur? Bu konuda biz bir seminer çalışmasında özellikle avukatlar ve aile mahkemesinde çalışanlarla ilgili olarak bir eğitim programı hazırlayacağız. Ve farkındalık yaratmak açısından da önemli seminerler ve programlar hazırlamayı düşünüyoruz. Mağdurlara nasıl yaklaşılır? Mağdurlara hakları nasıl anlatılır? Bunlar önemli konular. Bunun yanı sıra mağdur edenler nasıl iyileştirilir? İşte o da çok önemli bir konu. Psikolojik olarak işte dediğimiz gibi eğitilmesi gerekiyor. Eğer bunların bir kısmı da içki bağımlılığından falan kaynaklanabiliyor. Kesinlikle. Bununla ilgili olarak onların rehabilitasyonu açısından neler yapılabilir? Yasada onlar da belirtilmiş. Bununla ilgili önlemler alınması açısından. Yani sorunu kökünden çözmek gerekiyor. Eğitim, işte sağlık bu konuda neler yapılabilir? Bizim kurumlarımız da ne yapması gerektiğini belirledi. Şimdi artık icraat aşamasında önemli adımlar atılacağına inanıyoruz. Sağlık Bakanlığı'nda bu konuda çalışmaları var. Kökünden çözmemiz gerekiyor. Ve bu zihniyet değişikliği de çok önemli. Dediğiniz gibi hani şiddet olayları biraz önce bahsettiğiniz kadın onu o normal sayıyor. Evet. Şimdi biz yaptığımız araştırmalarda işte bir kadın kayınvalide geline işte çocuğunun yaptığı şiddeti o kadar doğal olarak görüyor ki yani bizler kadınlar kökenden bunu bir şekilde eğitimle kökten halletmemiz lazım. Erkek çocuğunu eğitirken, kız çocuğunu eğitirken şiddetin doğru bir şey olmadığını, cinsiyetler arasında ayrımın doğru olmadığını
bizler anlatmamız gerekiyor. Okullarda eğitim, milli eğitime bu konuda çok önemli görevler düşüyor. Ve yeni çalışmalarda hani dediniz ya, kadına özellikle çalışma alanında yol gösterici şeyler var. Meslek edindirme kursları, meslek evet. edinme konusunda önemli çalışmalar var. Kreş imkanı sağlanıyor. Çalışacak olan kadına, çalışan kadına bir süre kreş imkanı sağlanıyor. Belli bir dönem işte nafaka sağlanana kadar devlet bir maddi destek sağlayacak. Barınma açısından sağlığı. Eğer sağlık hizmetlerinden faydalanamıyorsa genel sağlık sigortasından faydalanması söz konusu. Bu açıdan belli dönemler içerisinde yenilenecek şekilde bu tedbirlerden faydalanması söz konusu olacak. Evet, ümit ediyorum ki sadece hani yasalar üzerinde bir muhatabının olabildiği koza gibi işte aile ve sosyal politikalar, il müdürlüklerinin diğer alanlarda yapmış olduğu güzel çalışmalar gibi işte sığınma evleri gibi birçok hani sorunların çözüm noktaları olabilir. Ümit ediyorum ki o çözüm noktalarına gelebilme bilincinin oluşması konusunda da işte bizler elimizden geleni yapmaya gayret gösteririz. Ki biz kanalımız kendi adına bu konuda ciddi bir çalışma yolunda ilerlemekte. Çünkü çok önemli ve özellikle hep şunun altını çizmeye çok özen gösteriyorum. Hani kadın ayrışımı ya da işte feminist bir bakış açısı mantalitesi değil. Israrla bunun altını çiziyorum. Kadın hakları, erkek hakları, çocuk hakları, hayvan hakları gibi bir ayrıştırmaya bile çok aslında karşı çıkan bir duruşa sahibiz. Öncelikle canlı hakkı ya, bunun yaratılmış olması, hiç kimsenin hiçbir canlıyı ortaya koyabilme kurgusu ve mantalitesi yani buna sahip değil. Dolayısıyla da senin öyle bir canlının canını yakma hakkı sana hiçbir mazeretle verilmedi. Dolayısıyla zihinsel dönüşüm diyoruz ya Ruşen Hanım, bunu gerçekleştirmek durumundayız. Bir de son zamanlarda gerçekten sözde kullanılıyor belki ama öfke kontrolü diyoruz ya, öfke kontrolünü nasıl sağlayacağız? Aslında bu da önemli bir psikolojik yaklaşım. Evet, ben isterseniz sosyal uzmanımıza bu konuyla ilgili bunu sorayım. Ondan sonra toparlayıcı sözcüklerimizi izleyicilerimize aktaracağız. Evet. Tuğba Hanım, tamam kabul ediyoruz. Biraz şiddete meyilli insanlar çok fazla var etrafımızda. Öfke kontrolünü nasıl yapacağız? Yani bu adrenalini nasıl aşağıya çekeceğiz? Adrenalin her zaman da iyi bir şey olmayabiliyor. Şimdi yaratılışımız gereği aslında öfkelenmememiz de pek normal değil. Önemli olan burada öfkelendiğimizde tepkimizi nasıl ortaya koyduğumuz ve yaşanılan olaylarda kendimizi ve olayı nasıl algıladığımız çok önemli. Bu aslında çok ciddi anlamda, özellikle bu hani hep şeyden bahsettik, mağdur ve şiddet uygulayan diye bahsettik ve cinsiyet tanımlaması yapmadan özellikle gitmeye yönünde bir çabamız oldu. Şiddet uygulayanın öfke kontrolü aslında hani çok ciddi yaralanmalar, hatta ölüme sebebiyet verebilecek düzeydeki öfke kontrol ve krizleri, dürtü bozuklukları, bunlar psikiyatrinin alanıdır ve tedavi edilmesi gereken şeylerdir. Ve çok ciddi anlamda bir uzman desteği almak gerekir. Ve ben bunu kadın konuk evinde, kadın sığınma evinde kalan kadınlarımın yaşadığı travmatik olaylardan sonra psikiyatrik destek alması yönünde ruh sağlığına yönlendirdiğimizde bir direnç oluşuyordu. Yani hani toplumumuzda hala da vardır bu, o. Bu evet. Kesinlikle bu çok kabul gören bir şey değil. Değildir. Aslında. Yani işte bir başımız ağrıdığında. Oysa gelişmiş toplumlarda periyodik olarak psikiyatriste gidip de tabii. görüşen bir toplum olabiliyor. Yani mesela ilaç içmeye dirençliyizdir. Ha, ilaç bir tedavi midir? Tek başına tabii ki değildir. Yani bir psikoterapi süreci ve bir psikiyatrist eşliğinde bunu sürdürdüğünüzde faydası vardır. Kadınlara söylediğim şey orada hep, yani başın ağrıdığında hani kontrolsüz bir şekilde ilaç alıyorsun ya da bunun için neden bu kadar sık başım ağrıyor diye bir doktora gidiyorsun. O zaman bedenindeki en önemli şey senin ruhun ve hayatta var olmanı sağlayan şey senin aslında ruhun. Yani insanlara hitap edişin, hayatı sevişin, kabullenişin. O zaman ona bedeninin kadar iyi bakman gerekiyor. Kesinlikle. Bunu sağlamanın yolu da nedir? Destek almaktır. Bu komşuyla ya da işte yakın akrabayla olabilecek bir şey de değildir. Şimdi
O dirençten sonra, hele ki böyle şiddet uygulama eğilimi olan, agresif, kontrol ve gücü elinde bulundurmaya eğilimli bir kişiyi bu konuda bir hekim desteği alması yönünde yönlendirmek tabii ki biraz daha zaman alacak. Bir dönem aile danışmanlığı sürecimiz oldu. Aile danışmanlığı verdiğim, danışmanlık yaptığım ailelerde de çiftlerin mesela danışmanın önüne gelmeye de bir direnci vardı. Yani bir sorunumuz var, evet biz anlaşamıyoruz ya da bizim bu şiddete varan boyutta bir sorunumuz var ama danışmanlık kısmı kadın işidir, erkek işi değildir gibi bir zihniyet de vardı. Şimdi bunların hepsini kırma yönünde de bir bilinç oluşturmak gerekecek. Çünkü hani keskin sirke küpüne zarar derler. Öfke kesinlikle duyan insan aslında kendisi önce çok daha zarar daha çok ve huzursuz oluyor kesinlikle. O yüzden bir müddet sonra bundan şikayet eden ve öykünen insanlar çıkıyor. Çünkü etrafında kimse kalmıyor. Sevdiği ve değer verdiği herkes uzaklaşıyor. Adı ne olursa olsun, kesinlikle tanımladığı neyse. O yüzden süreç belki onu doğru şey söylüyor ama söylediği şey, söyleme şekli ve üslubu çok çirkin olduğu için aslında söylediği şeye hiç kimse itibar etmiyor. Belki haklı. Evet. Haklı olduğu şeyleri savunurken ki diliniz ve kullandığınız kelimeler, jest ve mimikleriniz, beden diliniz çok önemli. Tabii ki bunun yöntemleri, teknikleri var. Çok ileri düzeye varmadıysa bununla ilgili öfke kontrol yöntemleri de mevcut. Ama gene dediğim gibi geliyoruz ve dönüyoruz. Karşılıklı birbirimizi anlamak ve konuşurken bizim genelde yaptığımız şey hep ben dilini kullanırız. Yani karşımızdakini suçlarız ama konuşmamız gereken şey öncelikli olarak benim ne hissettiğimi ben karşıdaki insana anlatabilirsem o zaman karşımdaki insan da benim cephemden görür. Yani biraz empati kurabilmek, karşımızdakini anlayabilmek, ne istediğini farkına varabilmek. Tabii ki bunların hepsi bir süreç. O yüzden de iletişim yöntemleri, doğru iletişim kurabilmek, çatışmaları, her ailede çatışma olacak. Her ailenin tabii ki gergin dönemleri, stresli dönemleri olacak. Bunlarla nasıl başa çıkabiliriz? Karşımızdakini kırmadan kendimizi nasıl ifade edebiliriz? Bunları anlatmak, bunları psikolojik boyutta destekleyerek devam ettirmek ama Birgül Hanım'ın dediği gibi çok ileri düzeye vardığında o zaman da bir destek, psikiyatrik destek ve ilaç tedavisi ve gözetimle bunu sağlamak. Ama hiçbir sorun aşılamayacak ve çözülemeyecek değil. Önemli olan neyden fedakarlık yapmak istediğinizi bilin. Çözülemeyen sorunlar da olabilir hayatta. Onun kabulü de çok önemli bir şey aslında. Farkına varmak. Evet, yani kesinlikle. Tabii burada farkına varmak ve o zaman akış yönünüzü değiştirmek. Ama bunu bilinçli olarak, bir tercih olarak yapmak. Ama en önemli şey dinlemek. Hani konuşmak ama karşılıklı monologlar değil, bir diyalog kurarak bunu devam ettirmek. Bu belki çok iyimseri. Bizim önümüze gelen vakalar bunun bir 3-4 beden büyüğü maalesef ki hani artık şiddet ve şiddetin bunun sebepleri madde bağımlılığı, alkol kullanımı, geçmişte yaşantıladığı deneyimler, kendi çocukluğundan getirmiş olduğu şeyler. Tabii ki ben bu alanın çok uzmanı değilim ama destek almak gerekiyor. Her konuda destek almak ve konuşmak gerekiyor. Evet, kesinlikle. Kesinlikle konuşmak gerekiyor. Benim de her zaman her arenada ifade ettiğim bir şey var. Empati kurabilmeyi çok iyi bilmemiz gerekiyor. Ve herkes içinden geçen şeyi ya da kendisini rahatsız eden bir takım duygularını ifade edebilmeli. Ama mutlaka şık bir üslup kullanarak, karşı tarafı incitmeden ama kendi incinmişliğini de bir şekilde paylaşarak eğer diyaloglarını gerçekleştirirse bu ne kendisinin çok fazla üzülmesine neden olacaktır ne de karşı tarafı çok fazla üzecektir. Karşılıklı diyaloglarla sorun çözülecektir. Yani bu hayatın her arenasında evet, kullanabileceğimiz bir formül gibi gözüküyor bana göre. Evet, hukuksal açıdan şimdi baromuzun da belki bu konuda oldukça çalışması var ama baro penceresi başlı başına bir program şekli zaten Birgül Hanım. Ama siz de son olarak toparlayıcı bir şekilde vermek istediğiniz mesajı almak istiyorum ben. Özellikle hukuksal pencereden baktığımızda. Evet. Şimdi yasa, genelde bize gelen eleştiriler şunlar. Deniliyor ki
Neden kadınlara bu konuda fazlasıyla hani bu yasanın uygulanması açısından ayrıcalık tanınıyor? Eşitlik istiyorsunuz ama burada fazlasıyla bir pozitif ayrımcılık var şeklinde. Yasada da açıkça belirtmiş, diyor ki şimdi bir eşitsizlik var şu aşamada. O eşit hale gelene kadar tabii ki pozitif ayrımcılık ilkeleri gereğince desteklenmesi gerekiyor ve kadına evet. karşı şiddetin özellikle öncelikli olarak yer alması gerekiyor. Ve diyor ki yasada bu kanun kapsamında kadına yönelik cinsiyete dayalı şiddeti önleyen ve kadınları cinsiyete dayalı şiddetten koruyan özel tedbirler ayrımcılık olarak yorumlanamaz diyor. Bu bir zorunluluğun ortaya çıkardığı bir şey. Şimdi yasa ayrıntılı olarak düzenlemeler yapmış. Kuruluşlara, kurumlara neler yapması gerektiğini de ayrıntılı olarak belirlemiş. Önleyici tedbirleri tek tek saymam şu aşamada mümkün olmayacak. Dediğiniz gibi ayrı bir program konusu. Evet. Hakime özellikle bazı önlemlerin alınması konusunda yetkiler verilmiş. Önleyici tedbirler var. Hatta şimdi sizi de ilgilendirdiği için kısaca bahsetmek istiyorum. Televizyon kuruluşlarının yayın saatleri ve uygulayacakları programlarla ilgili olarak da yasa diyor ki ayda 90 saat ve özellikle prime time dediğimiz saatler içerisinde bu konuyla ilgili olarak program yapmanız konusunda size de önemli bir görev tabii aslında bunu bir hukuksal dayanağı olarak bize hani önemli bir görev zaten başlamışsınız. Evet. Hukuksal bir sorun olduğunu düşünerek biz bu programın formatını yayın döneminin başında başlamıştık ve aslında bunu da bir bayan yöneticimizin olmasından dolayı buna borçluyuz. Sağ olsun Nur Bey. Evet. Yani şu aşamada uygulayıcıların, bütün kurumların önemli sorumlulukları var. Bunları samimiyetle ve özveriyle ele aldığımız zaman, üzerimize düşen görevleri yerine getirdiğimiz zaman ve kadınlarda da bu bilinci oturttuğumuz zaman bütün sorunların aşılacağına inanıyoruz. Kadın ve erkeğin eşit bir şekilde paylaştıkları bir toplumda her türlü sorunun da aşılacağını düşünüyoruz. Bu aşamada ben şimdilik bunları belirtmek istiyorum. Dediğiniz gibi ayrı bir programda bu yasal düzenlemeleri ayrıntılı olarak ele alabiliriz. İnşallah. Tabii bu arada medyaya zorunlu olarak yüklenilen bu hukuksal süreç içerisinde bunun çok da fazla bilinciyle belki yola çıkmadık ama İlk Kadın Koordinasyon Kurulu içerisinde yer alıyor olmam, benim şahsımın ayrıca kanal yöneticisinin bir bayan olması, bayan duyarlılığı sanıyorum bu eşitlikle alakalı hani zihinsel dönüşüm noktasındaki o küçük nüans, hani güzel bir yağlı boya tablosuna iki fırça atar düzenlersiniz ya, işte bu aslında kanalın yaptığı da. Valla ben teşekkür ediyorum katıldığınız için. Son veda sözcüklerinizi almak istiyorum. Ruşen Hanım buyurun. Muradiye Hanım, sorun o kadar çok yönlü ki hani böyle konuştukça şu da yarım kaldı, keşke şunu da söyleseydik diyoruz her program sonrasında, aslında kendi aramızdaki konuşmalarımızda da. Yani hani medyadan tutun da aslında iletişimin bir problem olduğunu konuşmaya kadar hani pek çok sorunun çok ayakları var. Ben şimdi yakın bir zamanda Samsun'da yaşanan bir vakada az çok taraf oldum. Hani az çok olaydan haberdar oldum diyeyim daha doğrusu. O olayda iki tane farklı yaklaşım vardı. Birincisi, bu meseleyi az çok dert edinmiş olmasa bile bu meseleyle ilgili nasıl davranması gerektiğini öğrenmiş polisler, toplum gönüllüleri, polisleri, diğer tarafta da bu eğitimlerden yararlanmamış karakol polisleri vardı. Şimdi her iki polis arasındaki davranış farklılığı yansıdı mağdura. Mağdurun tepkileri, sonraki sürecin ilerlemesi vesaire. Şimdi bunu gördüğünüzde öyle hani istiyorsan herkese bir değelim, bir dokunalım, bir araya gelelim, konuşalım. Şimdi bunu yaratmak için de hani bir projeler, işte sınırlı çalışmalar, pilot bölgelerde yapılan çalışmalar yeterli olmuyor ne yazık ki. Evet. Yani kişilerin de aslında hani bildikleri şeyi uygulamasındaki direncin de kırılması gerekiyor artık. Bizim buna ihtiyacımız var. Yani hani şunu söylüyoruz biz. Hani çünkü insanlar gerçekten hani böyle çok tekrar ediyorum bunu. Hani kadın meselesine geldiğinde bir duruyorlar. Hani pek çok çalışmaya hani çok
büyük destekler sunuluyor. Hem mali olarak hem de manevi olarak. Ama hani kadın meselesi, kız çocukları meselesine geldiğimizde en son sıralarda yer alıyoruz. Ya da hiç gündeme alınmıyor. Yani bu neden evet. Gerçekten anlamak mümkün değil. Toplumun yarısını oluşturan bir cinsiyetin yaşadığı çok bariz sorunlar var. Görüyoruz artık hani rakamlarla görüyoruz. Sokakta karşılaşıyoruz. Ben inanın bana hani o kadar çok karşılaşıyorum ki hani böyle flört ilişkilerinde hani şiddet uygulayan erkekleri görüyorum. Sürekli sıkıştırıp döven, tartaklayan, müdahale ettiğinizde size de şiddet uygulayan pek çok genç var sokaklarda. Çocuklar var sokaklarda. Hani böylesi bir gerçeklikten artık kaçamayız. Evet. Aslında her seferinde diyoruz ya söylenecek çok şey var. Hayata bakarken hayata dair görelim diyoruz. Herkes görsün istiyoruz. Yalnız yönetmen arkadaşımız diyor ki birer cümleyle veda eder misiniz diyor. Evet. Tamam, ben yine hani bunları söylememize vesile olduğunuz için size çok çok teşekkür ediyorum. Özellikle Nurver Hanım'a duyarlılığından kaynaklı. Hani ilk geldiğim zamanlarda ben AXTV izlediğimde dünyadaki başarılı kadınlarla ilgili bir program vardı. Çok sevmişim, ne güzel demiştim hani yerel bir kanalın böyle bir şeye soymuş olması. Sonradan Nurver Hanım'ı tanıyınca hani dedim Nurver Hanım'ın da imzası varmış demek ki orada. Evet. Her yerde böyle insanlara ihtiyacımız var. Çok teşekkürler. Çok teşekkür ediyoruz. Evet Tuğba Hanım, kısa bir veda sözcüğü. Öncelikle ben çok teşekkür etmek istiyorum. Hani gerçekten çok önemli bir konuyu burada konuşmuş olmak çok güzeldi. Dilerim ve isterim ki bundan sonraki süreçte herkesin desteği ve katkısıyla biz Samsun'da bu sorunu en aza indirelim. Hatta biz artık çözme yönünde değil de önleyici faaliyetler yönünde kendimizi geliştirecek konuşmalar içerisinde olalım. Çok teşekkür ediyorum bu fırsatı verdiğiniz için. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Başarılar diliyoruz. Sağ olun. Teşekkürler. Koza'da da size. İnşallah. Evet Birgül Hanım, son cümlenizi alabilir miyiz? Ben çözüm adına büyük adımlar atacağımızı düşünüyorum. Bundan sonraki programlarda güzel örneklerle, herkese örnek olacak olaylarla karşınızda olmak istiyoruz. Umarız bu konuda güzel adımlar atacağız. İnşallah hep birlikte. Kadın dostu kent Samsun, ümit ediyorum ki Türkiye'de de bu konuda çok güzel bir çıkış gerçekleştirir. Evet sevgili seyirciler, hayata dair bu hafta programımızın da sonuna geldik. Yayında ve yapımda emeği geçen bütün arkadaşlarım adına hepinize iyi haftalar diliyorum. Hoşçakalın.